Merhaba arkadaşlar. Yaşlarda davranış sorunları ve uyum ders kitabının 6. ünitesiyle karşınızdayım. Bu ünitede yaşlılık döneminde sıklıkla karşılan, karşılaşılan psikolojik rahatsızlıklardan ve bu psikolojik rahatsızlıkların yaratmış olduğu uyum güçlüklerinden söz etmeye çalışacağım. Bu bağlamda bu ünitede öne çıkan bazı e, konuları hatırlatmak istiyorum. Yine diğer ünitelerde olduğu gibi burada e, şüphesiz ayrıntılı olarak değinmeyeceğim ama kitabınızda çok daha ayrıntılı bilgilere ulaşabileceksiniz. Bu ünitede öncelikle psikolojik sağlıkla ilişkili temel kavramlar üzerinde durmak gerekecek. Psikolojik sağlık ve hastalığın ne olduğu, normal ve anormal ayrımının nasıl yapılması gerektiği üzerinde kısaca duracağım. Sonrasında yaşlılıkta sıklıkla karşılaşılan psikolojik rahatsızlıklar, psikolojik rahatsızlıkların yanı sıra ortaya çıkan yaşlılıkta uyum zorlukları ve en son olarak da yaşlılarda uyum zorluklarına yaklaşımın nasıl olması gerektiği ile ilgili bir perspektif sunacağını düşündüğümüz için ekolojik sistemler kuramından söz edeceğim. Psikolojik sağlık veya hastalık kavramları normal veya anormal kavramlarını açıklamakla ilgili. Kısacası normalin ne anormalin ne olduğunu anladığımızda neyin sağlıklı neyin hastalıklı bir durum olduğunu da anlamamız daha kolaylaşacaktır. <laughs> Sıklıkla kabul edilen anlayış çerçevesinden baktığımızda normal diye nitelendirilen şey istatistiksel olarak yaygın olan şeydir öncelikle. Yani toplumun büyük bir kesiminde görülen şey normal olarak kabul edilir. Toplumun genelinden farklılaşmaya başlayan şeyin anormal olduğunu söyleyebiliriz. Bir yanıyla normal bu. Bir yanıyla çoğunlukla toplumsal normlara da uygundur. Toplumun kurallarına, toplumun ahlaki değerlerine, toplumun yaşayış biçimlerine uygun olan, toplum tarafından kabul gören durumlar da yine normal olarak kabul edilmektedir. Yine bireyin kendisinin rahatsız olmadığı bir durumdur normal dediğimiz şey. Anormal olan da çoğunlukla birey kendisi de bu durumdan rahatsızlık duyar. İşlevlerin ve yetilerin bozulmadığı bir durumdur normal dediğimiz şey. Yani kişi iş yaşamındayken ağır bir depresyona uğradığında depresyon yaşıyorsa eğer iş veriminin de doğal olarak o işlevinin de bozulacağını öngörebiliriz. Ancak hastalığına rağmen işini ...düzenli bir şekilde, işlevsel bir şekilde devam ettirebiliyorsa... ...içinde bulunduğu durumun çok da ciddi bir hastalık olmadığını düşünebiliriz bir yanıyla. Yine e, anormal olan şey ani olarak ortaya çıkan bir durumdur. Normal dediğimiz şey kişinin esas itibariyle çoğunlukla uzunca bir süredir... ...eskiden beri hep olduğu hali devam ettirdiği bir durumdur. Yaşlıkta sıklıkla karşılan psikolojik rahatsızlıkları anlamak için... E ee, önceki dönemlerde yaşanan psikolojik rahatsızlıkları da anlamlandırmak gerekiyor. Nitekim yaşlılık döneminde ortaya çıkan rahatsızlıkların çok önemli bir kısmı e, gençlik döneminde de ortaya çıkma ihtimali olan durumlar örneğin depresyon, örneğin kaygı bozuklukları, örneğin bazı psikotik rahatsızlıklar yaşlılık döneminde olduğu gibi gençlik döneminde de ortaya çıkabilmektedir. Bir duruma rahatsızlık diyebilmek için Normal ve anormal ayrımını yeniden hatırlatmakta yarar görüyorum. Gerçekten de kişinin içinde bulunduğu şey normal mi, değil mi? Bunu hastalıkları değerlendirirken de, kişinin işlevlerini değerlendirirken de göz önünde bulundurmanız gerektiğini inanıyorum. Birkaç e, özellikle yaşlılık döneminde ortaya çıkan, e, yaygın bir şekilde ortaya çıkan bir kaç rahatsızlığı hatırlatmak istiyorum sizlere. Depresyon ve yaz. Bir önceki ünitede yaz sürecinden ayrıntılı olarak söz etmiştik. Depresyon ve yaz birbirleriyle çoğunlukla paralel giden durumlardır. Depresyonu genel olarak mutsuzluk, umutsuzluk ve kederle e, karakterize bir durum olarak biliyoruz. Kişinin içinde içine kapandığı, artık eski keyif almış olduğu şeylerden keyif almamaya başladığı bir durum olarak görüyoruz. Depresyonda Önemli bir faktör olarak, önemli bir özellik olarak ölüm ve intiharla ilgili düşüncelerin olduğunu hatırlatmakta yarar var. Bu yönüyle depresyon müdahale edildiğinde aslında çok kolayca üstesinden gelinebilecek bir durumken müdahale edilmediğinde ölüme kadar götürebilen bir durum olarak değerlendirilebilir. Anksiyete dediğimiz şey kaygı durumu, çoğunlukla nedeni bilinmeyen bir kaygı ve endişe hali olarak değerlendirilir. Bazen takıntılarla da seyredilebilir, seyredebilir. Örneğin e, sürekli belli sayıda belli davranışları sergileme eğilimi, işte e, sürekli aynı yoldan yürüme eğilimi, aşırı temizlik, bir yerlerden mikrop bulaşacağı yönündeki takıntılar, korkular, düşünce takıntıları yine. E, Anksiyete e, eşlik eden durumlar olarak karşımıza çıkabiliyor. Uyku bozuklukları normal uyku seyrinin dışına çıkmayla karakterize ve e, birçok nedeni olabilir. Bilişsel problemler olabilir, e, nörolojik problemler olabilir. Bir kayıp ya da yaz yaşantısıyla bağlantılı olarak karşımıza çıkabiliyor. Alkol ve madde kullanımı tıpkı önceki dönemlerde olduğu gibi yaşlılık döneminde de karşımıza bir risk faktörü olarak çıkabiliyor ve bazen alkol ve madde kullanımı sadece kullanımın ötesinde bir bağımlılık, bir hastalık olarak karşımıza çıkabiliyor ve tedavi edilmesi gerekiyor. Psikotik bozukluklar bireyin gerçeği değerlendirme yetisinin bozulduğu durumlar, kişinin olmayan şeyleri görmesi, olan şeyleri olduğundan farklı şekilde değerlendirmesi, sesler duyması, Kokular alması gibi durumlar psikotik bozukluklar olarak değerlendiriliyor. Kendi kendine konuşma, kendi kendine gülme gibi davranışlar kişinin e, mevcut gerçeklik e, yaşantılarından uzaklaştığı anlamına geliyor. Delirium, demans ve Alzheimer gibi hastalıklar bilişsel temelli hastalıklar, yani bilişsel işlevlerin bozulmasıyla karakterize olan durumlar ve yaşlılık döneminde sıklıkla karşımıza çıkabiliyorlar. Özellikle yaşlılığın ilerleyen evrelerinde demans ve Alzheimer gibi bilişsel temelli, temelli rahatsızlıkları çok daha sık bir şekilde görebiliyoruz. Bu hastalıklarında kendine özgü unutmak gibi e, titremeler gibi. ...kendini kaybetme gibi belirtiler gösterdiğini hatırlatmak istiyorum kısaca. Kitabınızda lütfen ayrıntılı olarak her bir hastalığın özelliklerini incelemeye çalışınız. Yaşlıkta şüphesiz hastalıkların yanında hastalık olarak nitelendirilemeyebilecek bazı uyum güçlüklerinden de söz ediyoruz... Uyum güçlükleri başa çıkılması görece daha kolay, kişinin bilincinin bilincinin daha açık olduğu, sizinle işbirliği kurabilecek olan bir e, takım e, zorluklardır. Ancak bunlar e, önemsiz midir? Hayır kesinlikle değil. Uyum zorluklarının art, e, devam etmesi, şiddetlenmesi bazı e, hastalıklara e, zemin hazırlayabilmektedir. Geçici ya da uzun süreli zorlanma durumları olarak da değerlendirebiliriz. Bazen uzun süreli devam ederler. Bazen görünce daha kısa süreli devam ederler ama eninde sonunda kişinin huzursuz olduğu, kişinin işlevlerini belli bir yere kadar bozduğu durumlar olarak değerlendirebiliriz. Çoğunlukla uyum bozukluğunda yaşlıkla birlikte gelen yaşlılık döneminde olan uyum bozukluğunda yaşlıkla birlikte gelen yeni yaşam koşullarının ve bireyin benlik algısının rolünün olduğunu söyleyebiliriz. Bedensel kayıplara uyum sağlamak, işte arkadaşların ya da eşin kaybının söz konusu olması, çocukların evden gitmesi, eskisi gibi işlevsel bir şekilde yaşama katılamama gibi durumlar bireyin uyum zorluğu yaşamasına yol açabilmektedir. Yaşlıkta uyum zorlukları ya da uyum bozukluğu depresyon kaygı hatta intihara varan derecede sonuçlar da doğurabiliyor bu bağlamda uyum bozukluklarına duyarlı olmak son derece önemli bunların ortaya çıkmasında toplumsal faktörler kültürün etkisi önemli olduğu için bu konuyu da tekrar bir su yüzüne çıkartmakta yarar olduğunu düşünüyorum. Örneğin olumsuz toplumsal bakış, yaşlı kişileri sanki yaşlı kişiler fazlalıkmış gibi, işe yaramazlarmış gibi, onların toplumda olmamaları gerekirmiş gibi bakış açıları şüphesiz bireylerin uyum zorluğu yaşamasında önemli faktörlerden bir tanesi. Bakım verenlerin o kişileri adeta kendilerini yükmüş gibi algılamaları, ne yazık ki bu şekildeki tutumlar kişilerin işte tacize uğramaları, yaşlı kişilerin tacize uğramaları, aşağılanmaları, onlara küfredilmesi gibi durumların hepsi e, bireylerin, yaşlı bireylerin uyum bozukluğu yaşamasına neden olabilmektedir. Yine ihmal ve istismar uyum sorunlarının önemli bir nedeni olarak yaşlılıkta karşımıza çıkıyor. E, e, aile üyelerinin kendisinden bile bu olabilmekte. İşte e, yaşlı kişilerin Ev içerisinde şiddet gördüğünü fark ettiğimizde, bu birilerinin dışlandığı, ailenin bir üyesi değil de sanki bir fazlalık ölmesi gereken kişiymiş gibi bakılması şüphesiz bu kişilerin kendilerini kötü hissetmelerine, dolayısıyla uyum güçlü yaşamalarına yol açabilmektedir. Peki nasıl yaklaşmak gerekir? Öncelikle bir bakış açımızın olması gerekir. Yaşlılıkta uyum zorlukları olabilir arkadaşlar. Hastalıklar gelişebilir mi? Evet, gelişebilir. Bu gençlikte de ortaya çıkabilecek olan durumlardır ancak burada önemli olan şey yaşlılık döneminde ortaya çıkış biçimini doğru kavramamız gerekti. Bu bağlamda yaşlılık dönemindeki ortaya çıkan sorunları Bizim ekolojik kuram olarak nitelendirmiş olduğumuz bir kuram çerçevesinde açıklamanın uygun olacağını düşünüyorum. Bu kuram kısaca şunu söylüyor. Bireyin içinde bulunduğu yakın ve uzak çevre, bireyin uyum güçlüğü yaşayıp yaşamamasında önemli bir faktör olarak karşımıza çıkar. Bireyin yaşamış olduğu sorunları sadece bireysel bir problem olarak değerlendirmek doğru değildir diyor. Mantıklı olduğunu... Şöyle anlayabilirsiniz. Gerçekten de sağlıksız bir aile yapısı, yapısı içerisinde olan yaşlı bir bireyin kendisini kötü hissetmesi kadar doğal ikinci bir şey yoktur. Bu şu demek: Eğer aile olumsuz yaklaşıyorsa birey de uyum problemi yaşayacaktır. Bir adım ötesine geçtiğimizde, örneğin ekonomik olarak durumu gerçekten kötü olan bir aile yapısı içerisinde yaşlı bir bireyin bakımı zorlaşacaktır tahmin edeceğiniz üzere. Bu durumda bireyin uyum güçlüğü yaşaması da çok daha e, beklendik, anlaşılır olacaktır. Bir, daha, bir adım daha öteye gittiğimizde, eğer toplum genel olarak yaşlı bireylere olumsuz bakıyorsa, yaşlı bireylerin bulunduğu ortamlar, o bireylerin, sürekli sıkıntı yaşamalarına neden oluyorsa doğal olarak bireylerde uyum güçlükleri yaşayacaklardır. Kısacası bu bir zincirleme kaza gibi ve bir durum diğerini otomatik olarak etkiliyor. Şekildeki yansı da e, göreceksiniz e Bronfenbrenner'in ekolojik sistemler kuramı aslında ayrıntılı olarak bir bireyin içinde bulunduğu toplumsal, kültürel yapıdan nasıl etkilendiğini bize açıklayan bir kuram. Kitabınızda ayrıntılı olarak bunu görebilirsiniz. E, yansıda da gördüğünüz gibi mikrosistem, mezosistem, egzosistem ve makrosistem olmak üzere bireyin içerisinde bulunduğu farklı etkileşim tabakaları var. Ve bu etkileşim tabakaları biraz önce örneklemeye çalıştığım gibi sürekli birbirlerini etkiliyorlar. Ve nihayetinde yaşlı bir bireyin davranışını anlamak için bu sistemi anlamlandırmak gerekiyor. Bu ünitede de e, sizlere e, hatırlatacaklarım, Kısaca bunlardan ibaret. Dediğim gibi ünitenin ayrıntılarına indiğinizde, kitabınıza gittiğinizde çok daha derinlemesini, bilgiler elde etme fırsatı bulacaksınız. Dinlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum.